Elektronik ilan doğrulama sistemi 15 Eylül'de devreye girecek. Belki bu kavgaların birçoğu da böylece bitecek. Ha nedir bu? Yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak. Yani emlakçı kafasına göre fiyat attıramayacak, el altından fazladan komisyon almayacak, ev sahipleri de öyle plan. Mevzuata aykırı hareket edenlere 158.460 liraya kadar da idari para cezası verilecek. Peki başka hangi detaylar var? Emlak uzmanı Sayın Gökhan Çalık ile işte tam olarak bunu konuşacağız. İyi akşamlar Gökhan Bey. Öncelikle merhaba. Şunu soracağım. Vatandaşın nasıl işine yarayacak bu yeni düzenleme? Hakikaten siz emlak işiyle uğraşanlara getirilen bir şey mi? Devletin sırtındayım dediği şey mi? Yoksa gerçekten böyle karşılıklı danışıklı dövüşlere gelen bir düzenleme mi? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Mesut Bey. Sağ olun. Öncelikle işini düzgün yapan bütün emlak danışmanlarının, sektörde işini tam takip eden, hakkıyla, layıkıyla yapan insanların tamamının bu uygulamanın çok bile gecikmiş olduğunu düşündüğünü söyleyebilirim. Çünkü çok fazla böyle spekülatif sahte ilanlar, fake ilanlar ve burada örnek veriyorum bir sitede fiyatları düşürmeye yönelik ya da yükseltmeye yönelik. Kiralıklarda da yine aynı şekilde. Bu tarz hareketler yapılıyordu. Burada yetkisiz emlakçılar da ortaya çıkıyordu. Maalesef her sektörde olduğu gibi işini iyi yapanlarla iyi yapmayanlar da şimdi bu uygulamayla birlikte ayıklanmış olacaklar. Aynı zamanda bir vergi kaçakçılığının da önüne geçilmiş olacak. Burada emlakçılar vermiş olduğu hizmetin faturasını veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Bunların da takibi yapılabilecek. Aynı zamanda tapu sistemiyle entegre bir şekilde tapu harçlarının tam olarak ödenip ödenmediği de kontrolü yapılmış olacak. Birçok şeyin de bu şekilde önüne geçilerek sağlıklı bir şekilde sektöre faydalı olacağını düşündüğümüz bir uygulama. Evet, yani işini iyi yapanlar derken doğru, çünkü saydığınız şeyler mevzuata birebir geçen şeyler, işinizi iyi yaptığınızda suratınızdan belli oluyor. Ama hani şunu da düşünelim. Evet, bugüne kadar emlakçı, sonra emlak komisyoncusu, sonra gayrimenkul danışman olarak mesleğiniz çok fazla isim değiştirdi. Ama isim değiştirirken kendisini de geliştirdi. Ben gerçekten de kötü niyetleri tenzih ediyorum. Ama birçoğu da pandemide biliyorsunuz çok büyük tokatlar yediler şeylerden. Bu bir şekilde vergi kaçakçılığın önüne geçmesi anlamında da önemli. Burada kiracıyı ya da ev sahibini mağdur edecek bir sistem yok değil mi bildiğim kadarıyla? Kesinlikle yok. Şimdi burada zaten emlakçı artık kafasına göre bir fiyat belirleyemeyecek. Çünkü hangi evin hangi ilanı olduğu belli bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Doğrulanmış ilan, yani artık her evin bir tane ilanı olacak. Birden fazla emlakçı yetkilendirebilecek. Fakat bu birden fazla yetkilendirilmiş ilan, emlakçının girmiş olduğu ilan, o ilan içerisindeki linkte tekrar yönlendirme yapılacak. Anladım. Yani burada farklı fiyatların da önüne geçilmiş olacak. Anladım. Yani evin şeyi neyse, fiyat durumu neyse o olacak. Peki. Tabii, şimdi takip edilebilecek. Harika. Bunu hem emlakçı hem de ev sahibi yakından takip edebilecek sistem içerisinde. Benim merak ettiğim bir şey var. Biraz da işin gıybetine girelim eğer izin verirseniz. İstanbul'da ünlü bir rezidans var. Şimdi notlarımı almışım. 5+1'lik bir dairenin aylık kirası 1,1 milyon liraymış. Bakın. Bu fiyatlar normal mi? Yani siz aynı zamanda bir emlak değerlendirme uzmanı olarak benzer değerler biçiyor musunuz? 1,1 milyon lira kira ödenebilir mi? Feasible mı? Rentable mı? Mesut Bey, aslında çok astronomik rakamlar bunlar. Gerçekten komedi. Yani yayına girmeden önce ben bir de işin bu tarafından bakalım dedim. Bir de satılık fiyatlarına bakayım dedim. Evet. Aynı rezidansta 500 milyon, 600 milyon hatta 650 milyon liraya kadar satılık ilanlar var. Ve bu son dönemde böyle birkaç sosyal medyada ortaya çıktı. Ama bu rakamlar zaten vardı. Yani bakıyorsunuz rakip rezidanslarda da aynı fiyatlar var. Ama bu fiyatlar tabii işlem görüyor demek doğru mu? Yani işlem gördüğü çok söylenemez. Bence bu fiyatları ödeyebilecek, yani bu fiyatların yanına yaklaşabilecek en azından kişiler piyasaya hakimler ve ona göre mutlaka tekliflerini veriyorlar. Ona göre değerlendirmelerini yapıyorlar. Tabii ikonik binalar, şehrin ikonik binaları mutlaka farklı fiyatlar ortaya çıkacaktır. Ama tabii ki fantastik rakamlar diyebiliriz. Peki yani siz bir gayrimenkul danışmanı olarak bir eve ikonik de olsa bina 650 milyon ya da 700 milyon lira para verir miydiniz satın almak için? Oh. Yani mümkün değil, zaten vermem de mümkün değil. Çok mümkün görmüyorum yani Mesut Bey. Peki son sorum şu, fiyatlar, kiralar ne zaman normalleşir sizce? Aslında kiralar bir takım bu %25 sınırlamasının kalkmasıyla birlikte dizginlenmeye başlandı ama çok fazla bir talep var. Bu talebi karşılayamıyor maalesef konutluğumuz. Bununla ilgili bir sıkıntı var. İnşallah bu kentsel dönüşüm süreciyle de ilgili kolaylıklar sağlanır. Hızlı bir şekilde yol alınırsa ekonomik toparlanmayla da birlikte iyi bir yola gireceğimizi düşünüyorum. Gökhan Çalık, çok teşekkür ediyorum bize verdiğiniz bilgiler için. Güldük, eğlendik ama işte hayatta böyle bir şey. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, teşekkürler. Evet.